Evet arkadaşlar şimdi farklı renklerdeki duvar kağıtlarının renk kodları ve alanlarının metrekare cinsinden değerlerinin ondalık gösteriminin virgülünün atılmasıyla elde edilen sayı toplanarak katalog kodu oluşturuluyor. Örneğin şekil 1'deki duvar kağıdının katalog kodu 2021 yani renk kodu kırmızının renk kodu bu olduğu için bununla ne yapıyorum 0.75'i topluyorum. Şimdi 0.75 nereden geldi? Ne diyor bize? alanların metrekare cinsinden değerlerinin ondalık gösteriminin virgülünün atılmasıyla elde edilen değer. Şimdi dikkat edin. Siz buranın alanını hesapladığınızda ne yaparsınız? 3 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi çarparsınız. Sonuç ne gelir? Sonuç 3 bölü 4 gelir. Ve bu ifadenin sonucu 0,75'tir. 0,75'ten virgülleri attığımda burası 0,75 olur. Ve bu durumda bu ikisinin toplamı benim renk kodum, evet, katalog kodum olacaktır. Şimdi buradaki katalog kodunu hesaplamak için renk yeşildir. O yüzden şunu alacağım. Ne yazıyorum? 202.003 yazıyorum. 202.003 artı şu alanı hesaplayacağım. Yani 5 ile neyi çarpmalıyım? 1 bölü 4'ü çarpmalıyım. Buradan 5 bölü 4 elde edeceğim. 5'i 4'e böldüğümde sonuç... 1.25 gelecektir. Aradaki virgülü kaldırırsam burayı 125 ile toplamalıyım. Toplayalım. 3, 5 daha 8 yaptı. 0, 2 daha 2. 0, 1 daha 1. Burada arkadaşlar ne var? 202 var. 202.128 sorumun doğru yanıtı B seçeneğidir. Evet bu şekilde verilen rasyonel sayıların küçükten büyüğe doğru sıvanışı sorulmakta bizden. Şimdi bakın burayı 3 ile Burayı 1 ile, burayı 2 ile genişletiyorum. Paydaları eşitleyeceğim. Burası, tabi bu arada bu sayıları sanki pozitif sayılarmış gibi düşünelim. En son negatif olayına gireriz. Şimdi burası ne olacak? 21 bölü 6 olacak. Burası ne olacak? 13 bölü 6 olacak. Ve burası ne olacak? 22 bölü 6 olacak. Şimdi bu durumda arkadaşlar e, payda kısımları eşitken yukarısı en büyük olan en büyüktür. Yani burada 22 bölü 6 var. Burası 21 bölü 6 ve burası 13 bölü 6. Şimdi bu durumda şu sıralama geçerli. Eğer ki ben bu ifadeyi eksiyle çarparsam burası eksi 22 bölü 6 küçüktür. Eksi 21 bölü 6 küçüktür. Eksi 13 bölü 6. Şimdi sadeleştirme işlemlerini tekrardan yapalım. 2 ile sadeleştireceğim. Eksi 11 bölü 3 olacak burası. 3 ile sadeleştireceğim. Eksi 7 bölü 2 olacak. Burayı sadeleştirmeye gerek yok. Eksi 13 bölü 6 bu durumda en büyük ifadedir. Ortanca eksi 7 bölü 2'dir. En küçük de eksi 11 bölü 3 vardır. Sorumun doğru yanıtı A seçeneğidir. Evet bir çemberin çevresinin uzunluğu yarıçapının uzunluğuyla doğru orantılıdır. Suna bisiklet almak için bisikletçiye gidiyor ve tekerleklerin yarıçapları çapları sırasıyla 30 santim ve 40 santim olan A ve B marka bisikletleri alıyor. Daha sonra bisikletleri denemek isteyen suna doğrusal bir yolun 2 bölü 5'ini A marka bisikletiyle kalan yolun B marka bisiklet ile gidiyor. Buna göre yolculuk esnasında A marka bisikletin tekerinin attığı tur sayısının B marka bisikletin tekerinin attığı tur sayısına oranı sorulmakta. Şimdi şöyle yapalım. Bu arkadaş burada X tur atsın. Bu arkadaş da burada Y tur atsın. Ee, A marka bisikletin Attığı tur sayısı X, B marka Y. O halde bizden X bölü Y ifadesinin değeri istenmekte. Şimdi bu doğrusal yolun tamamına ben burada 5K demek istiyorum. Bu 5K'nın 2 bölü 5'i ne yapar? 2K yapar. Şimdi ben 2K kadar yolu A marka bisikletle gideceğim. Yani e, teker yarış yapı 30 santim olan bir bisikletle gidiyorum. Ve burada arkadaşlar ne yapıyorum? X tane tur atıyorum. Ha, şimdi... O zaman ben burada şunu söyleyebilir miyim? 2K'nın değeri burada şuna eşit olacaktır. 30 ile X'in çarpımına eşit olacaktır. Yani bunun çevresini hesaplamaya gerek yoktur. Direkt yarıçapla tur sayısını çarparsam bu ifadenin yola eşit olduğunu söyleyebilirim. Veya hani bu tatmin etmediyse size burada şunu yapabilirsiniz. Bu tekerin çevresi 2 çarpı pi çarpı yarıçap yani 30'dur. Burada arkadaşlar 30 yerine 2 çarpı pi çarpı 30 yazarsınız. Ama zaten bir sonraki adımda tekrardan bu 2 pi'yi kullanacağım için bir anlamı olmadığını göreceksiniz. Şimdi bir sonraki adımda şu. Şimdi kalan yol eğer yolun tamamı 5K ise 2K'sını gittiğinde kalan yol 5K'dır. 5K'dır. Teker yarı çapı burada 40 santimdir. Ve burada arkadaşlar Y tur atılmıştır. Doğru mu? Şimdi burada da şunu söyleyeceğim. E, bu arada kalan yolun 3K olduğunu söylemem lazım. Toplam yol 5K olacak çünkü. 3K kadar yolu ben yarı çap 40 santim olduğu için çevresi 2 çarpı pi çarpı 40 olan tekerle y turu atarak gitmişim. Şimdi şu iki ifadeyi oranlamanızı istiyorum. Bu iki ifadeyi oranladığınızda k'lar gider. 2 pi'ler gider. Şu sıfırlar gider. Burada 2 bölü 3 var eşittir dedim. Burası ne yapar? Burası 3x bölü 4y yapar. Şimdi ne yapalım? Burada arkadaşlar şu 3 bölü 4'ü buradan kaldırıp eşitliğin diğer tarafına nasıl alabilirim? 4 bölü 3 olarak alabilirim. Ve bu ifadenin sonucu ne yapacaktır? 8 bölü 9 yapacaktır. Yani x'in y'ye oranı 8 bölü 9 olduğu için sorumun doğru yanıtı e seçeneğidir. Evet bu işlemin sonucu kaçtır diye sorulmakta. Şimdi burada arkadaşlar bakın şunu 11'e bölersem 5 kalır. 11'e bölersem 6 kalır. 111'e böldüm 5 kaldı. 111'e böldüm 6 kaldı. 1111'e böldüm 5 kaldı. 6 kaldı. 5 kaldı. 6 kaldı. 5 kaldı. 6 kaldı. E bu durumda arkadaşlar burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ne var? 5 bölü 6 var. Şunlar gittiği takdirde bu ifadenin sonucu 5'e eşit olduğu için sorumun doğru yanıtı D seçeneğidir. Evet 1 bölü 3'ünün 2 bölü 5'i 14 olan sayının 2 bölü 3 kaçtır diye sorulmakta. Şimdi şu sayı x olsun. Elimizde öyle bir x sayısı var ki ben bunun 3'te 1'inin 5'te x'ini hesapladığımda sonuç 14 olmakta. Şimdi şunlar gitti burada 7 kaldı şu x'inin çarpımı burada 15 yapar. Ve ben bu 15'e eşitliğin diğer tarafına çarpım olarak alırsam burada sadece x kalır ve x'in değeri bu durumda 7 çarpı 15'ten neye eşittir? 105'e eşittir. Tamam. Bu durumda 105 sayısının benden neyi istenmekte? 3'te 2'si istenmekte. Şunlar gitti. Burası 35. 35 ile 2'yi çarparsam sonuç 70 olacağı için sorumun doğru yanıtı D seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi pH bir maddenin ne kadar asitik olduğunun ölçüsü iken pOH bir maddenin ne kadar bazik olduğunun ölçüsüdür. 25 santigrat sıcaklıkta bir maddenin pH ile pOH'nın toplamı daima 14'tür. Örneğin 25 santigrat derecede pH 3 olan bir maddenin pOH 11'dir. Aşağıdaki şekilde rutin olarak tam idrar tahlili testi yaptıran birinin idrarının pH cetveli verilmiştir. Bu kişinin test sonucu mavi çizgiyle gösterildiğine göre aynı kişinin POH cetveli hangisidir diye sorulmakta. Şimdi benim bu sorudan anladığım bilgi şu. Bize verilen bilgi bize diyor ki siz herhangi bir maddenin pH değeri ile POH değerini topladığınızda sonuç ne yapmalı? 14 yapmalı ve bu her zaman böyle olmalı. Tabi 25 santigrat derecede. Tabi buradaki tüm sıcaklıklarda aynı olduğu için herhangi bir problem yok. Şimdi şu pH cetvelini incelediğimde adamın e, idrar testinin sonucunun 6 ile 7 aralığında bir şey olduğunu görüyorum. Ve burada şunu görüyorum, bakın burası 1, 2, 3, 4 parça 6 ile 7 arası bir birimdir. Bunu 4'e böldüğümde, 4'e böldüğümde 0.25 elde ettim. Şimdi 6 burası, 6.25 burası, 6.5 burası, 6.75 burası. Demek ki arkadaşlar. Bu arkadaşımızın pH sonucu neymiş? 6.75'miş. Bu durumda pH değeri olan 6.75 ile pOH değerini topladığımda sonuç 14'tür. Şu 6.75'e eşitliğin diğer tarafını alırsam buradan pOH değerini bulmuş olacağım. 14'ten 6 çıkartırsam 8 kalır. 0.75 çıkartırsam bu ifadenin sonucu 7.25'tir. Şimdi demek ki pH pOH değeri 7.25 olmalı. 7 ile 8 aralığında olmalı. Bu olmaz. Bu olmaz. 7 ile 8 aralığında olacaksa bu da olmaz. Şimdi buraya baktığımda bakın şu değer nedir? Şu değer. Burada 7.25'tir değil mi? Şuradaki mantıktan. 1'i 4'e böldüm. 0.25 geldi. Burası 7.25'tir. Peki burası nedir? Burası 1, 2, 3 tane 0.25. 0.75 yaptığı için 7'ye 0.75 şey eklersem. Burası 7.75 olur. Bu durumda da sorumun doğru yanıtı C seçeneğidir. Evet bu ifade bir ondalık sayı olmak üzere bu sayı hangisine eşittir diye sormakta. Şimdi ne yapalım? Bence şöyle yapalım. Şunu şöyle bir dışarı alalım. Yani şöyle dışarıda bir yerde çözmeye çalışalım. Burası çok dar olacak çünkü. Şöyle yapıyorum. Buraya 1 yazdım. Şu ifadeyi yazarken şöyle yazıyorum. Burada x'ye var. x'ye var. 2 basamak virgül olduğu için bölü 100 yazdım. Eşittir diyeceğim. Burada 4 bölü ne var? 101 var. Şurayı ne yapmalısınız? Ters çevirip yukarıdaki ifadeyle çarpmalısınız. Şu 100'ü yukarı alır 1 ile çarparsam burası 100 olur. Alt tarafta x'ye, x'ye 4 basamaklı sayısı var. Bu ifade 4 bölü 101'e eşit. Tamam. Şunlar gitti. Bakın burada 25 kaldı. İçler dışlar çarpımı yapıldığında burada 1 kaldığı için x'ye x'ye 4 basamaklı sayısı 101 ile 25'in çarpımıdır. Şimdi bu durumda sevgili arkadaşlar burası 101 burası 25 bu iki ifade çarpıldığında 5 ile 101 çarpılırsa burası 505'tir. 2 ile 101 çarpılırsa burası 202'dir. Bunlar toplandığında ne elde ediyorum? 2525 elde ediyorum. Yani x'ye x'ye 4 basamaklı sayısı burada 25 25'e eşitse x'in değeri 2, y'nin değeri 5'tir. Yani bizden 0.25 sayısının eşiti istenmekte. Bu ifade 25 bölü 100'dür. Bunu 25 ile sadeleştirdiğimde burası 1, burası 4 olacaktır. Sorunun doğru yanıtı A seçeneğidir. Evet, bu sayı ondalıklı bir sayı ve arkadaşlar bu ifade bu ifadeden büyük olduğuna göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır diye sormakta. Bakın burada birler aynı. İkiler de aynı. Şimdi 6 burada arkadaşlar A'dan daha büyük olmalı ki bu ifade daha büyük olsun. Hatta şöyle söyleyeyim size ifadenin devamı da söz konusu olduğu için burada hatta devamıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yok bence. Burada A yerine şunu yazabilirim. 0'ı yazabilirim. 1'i yazabilirim. 2'yi yazabilirim. 3'ü yazabilirim. 4'ü yazabilirim. 5'i yazabilirim. Peki 6'yı yazabilir miyim? Bakın eğer ki A yerine 6 yazarsam burası 1,2667 sayısı olur. Ve 64, 66'dan küçük olduğu için bu şart sağlanmaz. Yani 6'yı yazamıyorum. Ve bu durumda sevgili arkadaşlar yazabileceğim sayı kaç tanedir? 6 tanedir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi ayrıtlarının uzunlukları eşit ağırlıkları farklı 3 küp bir süngerin üzerine konduğunda her biri kendi ağırlığıyla orantılı olarak süngere batmaktadır. Aşağıda küpler ikişerli konulduğunda süngerin kaç santim ezildiği görülmektedir. Tamam buna göre 3 küp aynı anda süngerin üstüne konulduğunda süngerdeki batma miktarı sorulmakta. Şimdi arkadaşlar ağırlıkları farklı 3 tane küpüm var. Sünger üzerine koyduğumuzda ne kadar battığı söylenmekteymiş bize. Şimdi burada nasıl yapalım? Şimdi şöyle yapalım. Birinci küp, birinci küp süngerin üzerine tek başına konulduğunda A kadar bir batma sağlasın. İkinci küp B kadar batma sağlasın. Üçüncü küp de C'ye kadar batma sağlasın. Bu durumda benden ne istenmekte? X'in değeri ne olacaktır bu durumda? A'nın, B'nin ve C'nin toplamı olacaktır. Şimdi birinci küp burada A kadar batma sağlarken ikinci küp b kadar batma sağlamaktaydı. Bu durumda A artı B ifadesinin değeri 3 eşittir. Devam ediyorum. Birinci küp A kadar batma sağlarken üçüncü küp C'ye kadar batma sağlamaktaydı. O zaman A ile C'nin toplamı burada 3,7'dir. İkinci küp B'ye kadar batma sağlarken üçüncü küp arkadaşlar burada C'ye kadar batma sağlayacağı için B ile C'nin toplamı da burada 3.8'dir. Şimdi bu üç ifade alt alta toplandığında 2 parantezinde A artı B artı C ifadesini elde ediyorum. Toplayalım. E, 15, 20 yaptı. 0 yani. Elde var 2. 20 yaptığı için. 9, 2 değerli de 11. Bu ifadenin sonucu 11'dir. Yani şu sıfırın bir önemi yoktur. Toplandığında 11 gelir. İki taraf 2'ye bölündüğünde A'nın, B'nin ve C'nin toplamı burada 5,5 ifadesine eşit olacağı için sorumun doğru yanıtı D seçeneğidir. Evet bu işlemin sonucu kaçtır diye sorulmakta. Şimdi bakın şurası arkadaşlar ne yapar? 5 bölü 3 yapar buradaki işlem yapıldığında. Burası 5 bölü 3'tür. Şimdi 2'yi ne yapıyorum? 5 bölü 3'e bölüyorum. Alt taraftaki ifadeyi şöyle 3 bölü 5 olarak yazıp 2 ile çarparsam burası ne yapar? 6 bölü 5 yapar. Şu kısım 6 bölü 5'tir. Ben bu ifadeyi artık tekrardan bir yazmak istiyorum. Eşittir dedim. 1 artı. Burası 2. Burası 1 artı. Burası da arkadaşlar 6 bölü 5. Şimdi şu ifade burada 11 bölü 5'tir. Değil mi? 1 ile 6 bölü 5'i toplarsam sonuç 11 bölü 5 olacaktır. 11 bölü 5'tir burası. Bu durumda burası 1 artı. Yukarıda 2 var. Alt tarafta 11 bölü 5 var. Eşittir diyorum. 1'i yazdım. Bakın şu 2'yi aynen yazıyorum. Alt taraftaki 11 bölü 5'i 5 bölü 11 olarak yazdım. Eşittir dedim. 1 artı. Burası 10. Burası 11. Şu kısımda arkadaşlar 11 ile 1'i çarptım. 10 ekledim. Burası 21. Bunu 11'e böldüğümde sorumun doğru yanıtı D seçeneğidir. <laughs>